Arda Turan bizlerle birlikte olacak. Arda Turan'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bunu söyleyelim. Birazdan Arda Turan bizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Yorumları kapatalım. Donmanın sebebi yorumlar olarak söylendi. Şu anda nasıl? Şu anda çok daha iyi galiba. Evet, ses de iyi geliyor. Yankı da yok. Çok iyi. Hoş geldin tekrar Arda, kırmadın bizi. Hoş bulduk Salih. Dediğimiz gibi futbol gündemini konuşacağız, futbol gündemini değerlendireceğiz. Karantina günlerinde neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor günlerin? Bununla başlayalım. Karantinada daha çok evdeyiz. Oğlumla vakit geçiriyorum. Bazı egzersizler yapıyorum ama tabii dışarıda yapılacak sağ antrenmanın yerini tutmuyor tabii ki. Onun dışında kilo almamaya dikkat ediyoruz. Çünkü sürekli Netflix'in karşısındayız, belgeseller. Bu iş, belgesel işi biraz biliyorsun ki kitap işinde biraz dışarıya attı. Öyle, günlerimiz öyle geçiyor. Şimdi Ramazan da başladı. Biraz uyku saatleri de iyice karışmaya başladı ama dediğim gibi bugünler öncelikle sağlık ve moralin olması gereken günler diye düşünüyorum. O yüzden onun için uğraşıyoruz. Sevdiklerimize moral vermeye çalışıyoruz. Kendimiz sağlıklı olmaya çalışıyoruz. Kurallara uymaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu günleri atlatır, eski hayatlarımıza kavuşuruz. Arda, özellikle baba oldun, Allah bağışlasın. Bir çocuğum var. Bir tane daha olacak. Baba olmak nasıl bir duygu? Baba Arda Turan nasıl? Ya şimdi tabii babalık hakkında bir sürü insan yaşamadan veya yaşadıktan sonra anlatır. Tabii bu işi yaşamadan ne olduğunu bilmenin imkanı yok. Çünkü anlatılacak bir his değil. Hayatta ilk defa gerçekten bir şeyi kendinizin önüne koyuyorsunuz. Allah isteyen herkese evlat sahibi olmayı nasip etsin. Benim bir tane erkek oğlum var. Allah nasip ederse ikincisi de gelecek. Çok güzel bir şey. İnsanı birazcık daha sakinleştiriyor. Bir iki kere daha düşünmeye itiyor. Başka bir duygu. İnşallah iki evladım da hayırlı, sağlıklı evlat olurlar memleketlerini, ülkelerini, ailelerini. Ne diyeyim? Bizi de büyük sorumluluk bekliyor bu devirde. Çocuk yetiştirmek zor. İnşallah biz de bu görevi layıkıyla yapabiliriz. Arda, özellikle ikinci çocuğunun ismi Asil Aslan olacak değil mi? Çok konuşulmuştu. Allah bağışlasın tekrardan. Arda, özellikle çok konuştum. Mesela Galatasaray'la ilgili çok konuştun ama Galatasaray senin için ne anlam ifade ediyor? Bununla başlayalım sohbetimize, olur mu? Tabii ki ya, bunu her zaman söyledim. Sonuç olarak benim doğduğum, büyüdüğüm yer, çocukluk aşkım, tribüne gittiğim, top topladığım, benim kulübüm, camiam. Ben de bunu her defasında ifade ettim. Nerede hizmet etmek gerekirse hep orada hizmet ettik. Bundan sonra da böyle olacaktır. Tek söylemek istediğim bu. Arda, peki kariyer planlaman nasıl? Futbolu bırakmak gibi bir düşüncen var mı Galatasaray olmazsa? Ya bu konu nereden çıktı bilmiyorum açıkçası. Daha ben 32 yaşındayım. 32 yaşındayım. Tabii yani sizin kötülüğünüzü isteyen de, sizin iyiliğinizi istemeyen de bir sürü insan var. Hatta böyle haberler yapıp böyle bir algı yaratmaya çalışıyorum. Hiç böyle bir şey yok. En az 3-4 sene daha oynamak istiyorum. Allah izin verirse. Bu dönemde de iyi bir diyet fırsatı da oldu benim için. Şimdi uzun yıllar sonra ilk defa sezon başı geçirme şansım da olacak. O yüzden Allah'ın izniyle ben hiç 3-4 sene daha en üst seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum. Bunu da göstereceğim. Daha 32 yaşındayım. Kariyer planlamam bu yönde. Tabii önce sağlık diyoruz. Bu işler bittikten sonra ailemle, kardeşimle oturup karar vereceğiz. En iyisi, en doğrusu, bizim için hayırlısı neyse o olsun diyorum. Ama kesinlikle kesinlikle. Bir defa ben bu oyunu çok seviyorum her şeyden önce. Futboldan önce top oynamayı çok seven bir adamım. O yüzden bunu sonuna kadar devam ettirmek istiyorum. Özellikle yani
Arda, ifade ettiğin gibi futbolu çok seviyorsun. Futbolu bıraktıktan sonra mesela düşüncen nedir? Sportif direktörlük mü, teknik direktörlük mü? Var mı böyle bir Ya planın? şimdi Çünkü çok üst düzey oynadın. insan plan yapıyor, kader arkadan kıs kıs gidiyor diye bir söz var ya. Evet. Şöyle bir şey var. Tabii ki bu oyunun içinde olmak istiyorum. Ama futboldan sonra bunu bittiğimden sonraki hissiyatım, halim, durumum belirleyecek. Ama mutlaka ki mutlaka ki futbolun içinde olmak istiyorum. Belki saha içinde, belki tribünde, belki başka bir görevde, belki yöneticilik kısmında. Ama bu oyundan kopmak istemiyorum. Bu oyuna hizmet etmek istiyorum. Çünkü bu oyun beni ben yapan şey. O yüzden mutlu olduğum şeyi yapmaya inşallah ömrüm boyunca gücüm, nefesim, zekam yettiği sürece devam edeceğim. Mesela Arda Turan, özellikle Arda, Galatasaray'dan Atletico Madrid'e geçtin. Atletico Madrid döneminde Simeone ile çalıştın. Simeone senin futbol mantığını nasıl etkiledi? Futbol ufkunu değiştirdi mi? %100, çünkü Arjantinlilere özgü, daha önce o da Bielsa'dan etkilendiği dönemler vardı. Lucescu'dan etkilendiği dönemler vardı Diego Simeone'nin de. %100 ki beni savunma olarak, savunma sistemi olarak çok etkiledi. Bu bireysel savunma değil de takım savunması adına Simeone muhteşem katkılar sağladı. Çok da özel bir hocadır. Savunma sisteminin amacı öncelikle merkezi kapatmak, kaleyi kapatmak, kenarları ikinci plana atmak. Böyle bir savunma sisteminin tabii ki bir sürü ayrıntısı var. Çok çalışarak, çok tekrar edilerek, hatta yani alfabedeki ABC gibi, hani çok basit dediğiniz şeyi defalarca tekrar ederek muhteşem bir savunma sistemi geliştirmişti. O yüzden benim futboldaki olgunluğum, pozisyon almadaki iyi durumumu Simeone'ye borçluyum açıkçası. Bunun da zaman zaman fiziğimin iyi olmadığı sakatlıktan döndüğüm zamanlarda çok faydasını gördüm. Doğru pozisyon olarak, enerjimi doğru kullanarak iyi işler yapmamı sağlamıştı bu. Arda, Atletico Madrid'de Falcao ile birlikteydin. Falcao ile halen görüşüyor musun? %100 hala görüşüyorum. Sağ olsun, doğum günüme de geldi. Evde hep beraber bir doğum günü yemeği yemiştik. Orada da geldi. Eşini de çok sever ve sayarım. Çocukları da öyledir. Tabii çok uzun seneler beraber olduk. Atletico Madrid'de çok özel başarılara imza attık. Falcao her zaman iyi bir partnerdi. Sonra ilişkimizi de hiçbir zaman kaybetmedik. Hem iyi bir partner hem çok iyi bir insandı. Galatasaray'a gelmeden önce de iletişim halindeydik. Açıkçası burada olmasına, Galatasaray'a hizmet etmesine ve çok başarılı olmasına çok seviniyorum. Arda, geçmiş yıllara gideceğim. Galatasaray'da Hagi ve Erik Gerez'le çalıştın. Her ikisi de Arda Turan'ı ben keşfettim tarzında demeçleri vardı. Nasıl Arda Turan Barcelona dönemine kadar geldi? İlk yani bir futbolcuda mesela bir teknik direktör gelir, keşfeder. Nasıl oluştu senin Ya doğuşun? şimdi bu şimdi çok uzun bir serüven. Yani Evet. ben bunları izleyenler rahatsız olmazlarsa, ben de çok emekleri olan, hani Recep Yazıcı'dan başlayıp rahmetli Zafer Koç, Ahmet Keskin Kılıç, Cenk Özcan, Biral Hoca ve bütün rahmetli Salih Hoca ve bütün bunların başında Müftü Hoca vardı ve sonrasında Ali Yavaş Hoca altyapı sorumlusuydu. Bizde bunlar bir defa altyapıda çok emekleri vardı. Sonrasında Abdullah Avcı ve Suat Kaya gibi iki önemli isimle çalıştım altyapıda. Bu beni tabii bir seviyeye kadar getirdi. Profesyonel seviye, profesyonel oyun zekasına kadar getirdi. Sonrasında Hacı Galatasaray takımında Fatih Hoca ilk profesyonel yaptı. Bize maaş alma imkanı sağladı. Hacı ilk antrenmanları aldı. Sonrasında Gerez döneminde Evet. Gerez'le beraber çalışıp Ersun Yanal'a gittim. Ve sonrasında muhteşem bir serüven oldu. Luis Enrique'sinden Hiddink'ine, Rijkaard'ından Fatih Hoca'sına bir sürü özel isimle çalıştım. Bu isimlerin ben de hepsinin ayrı ayrı iyi taraflarını, birçok güzel özelliklerini aldım. Hepsi çok zamanlarının çok özel büyük oyuncularıymış ve sonralarında çok büyük teknik direktörler oldular. Dediğim gibi yani şu isim şu isim demek dersem birine haksızlık etmiş olurum. Evet. Ama ben de hepsinin ayrı ayrı özelliği vardır. Ama tabii bütün bu olanların arasında Fatih Hoca ve Simeone'nin yeri birazcık daha farklıdır. Arda, Başakşehir'de de çalıştın. Galatasaray PAF takımında da çalıştın Abdullah Hoca ile. Abdullah Hoca ile de iyi bir ilişkim var. Abdullah Hoca bu Evet. sezon Beşiktaş'a gitti. Neden olmadı? Yani Beşiktaş'a giderken biz futbol severler başarılı olacağını düşündük. Fakat süreç... Şunu söylemek gerekir. Eğer Abdullah Avcı dahi olsanız bir yere gittiğinizde kendi sisteminize getirebileceğiniz oyuncuları transfer etmeniz lazım diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi Guardiola bir yere gittiği zaman, Mourinho bir yere gittiği zaman, şimdi Klopp bir yere gittiği zaman 15 tane neredeyse yeni oyuncu oluyorlar. Bir başka şey, bir defa Abdullah Avcı'nın böyle bir bütçesi yoktu. İkinci bir şey de Abdullah Avcı gibi hocaların başarılı olabilmesi için zaman lazım. Çünkü onlar bir sistem hocası, bir sistemi kendi sistemlerine oturtmak isterler. Bu da 2 ayda, 3 ayda olabilecek bir şey değil. Zaman ve sabır tanımak lazım. E tabii bu zaman ve sabır sürecinde de bazı maçların şanslı ve iyi gitmesi lazım. Hoca bu anlamda şanssız gittiği için de böyle bir sıkıntı oldu. Ama benim Abdullah Avcı'ya her zaman inancım tamdır. Hocalığına da, kişiliğine de. Çok da iyi bir ailesi vardır. Her zaman da çok başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Arda, Atletico Madrid'de oynarken, Barcelona'da oynarken biz çok kez transfer döneminde Arda Turan şu takıma geliyor mu? Gelecek mi? Mesela Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe böyle transfer iddiaları gündeme gelirdi Türkiye'de. O dönemde yurt dışındayken Türkiye'den hiç teklif aldın mı? Özellikle de Beşiktaş'tan. Yok. Yani şöyle böyle teklifler yoktu. Zaten o zamanlar yani bunlar Galatasaray'ın asparagas haberleri olmak dışında bir şey katmıyordu. Evet. Şundan dolayı ben zaten çok yüksek ücretli ve çok yüksek bonservis bedelliğine sahip bir oyuncuydum. Türkiye'deki Evet. maddi şartlar onu karşılamaya mümkün değildi. Yoksa bizim üç büyük kulübümüzde gayet saygıdeğerler. Zaman zaman teklifleri olmuştur ama o dönemlerde olmadı. Özellikle Arda, Barcelona'da oynadın. Bize Messi'yi anlatır mısın ya? Hep böyle yani, hep gündemden konuştuk. Messi nasıl bir futbolcuydu? Seninle ilişkisi nasıldı? Bir defa her şeyden önce Messi çok iyi bir takım arkadaşıdır. İyi bir aile babası. Ama bir de oyunun merkezini, oyunu çok seven bir oyuncu. Her zaman topla yeni hareketler deneyen, antrenmanda eğlenmeye çalışan, yeri geldiğinde bacak arası atan, aşırtma atan ama futbolun gerçeğinden hiçbir zaman korkmayan, oyunun şımarıklığına kaçmayan gerçekçi bir oyuncuydu. Bir defa bu yönüyle bile çok büyük saygıyı hak ediyor. Eğer bir top gelirse, boş kale dahi olsa o topu gol yapar. Yani hiç onun gırgırına girmezdi. Bütün antrenmanları ciddi yapardı. Ve açıkçası bir insanın gözüyle görebileceği bence en iyi oyuncu tarihteki. Çok özel bir oyuncu. Lineker sanırım Maradona ile Messi karşılaştırmasında çok güzel bir şey söylemiş. Maradona gibi Messi'nin Dünya Kupası yok ama Maradona'nın da 4 tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yok diye. Ben de açıkçası Lineker'e katılıyorum. Tabii ki Messi'nin Dünya Şampiyonluğu olsaydı çok özel olurdu. Ama bence tarihin en iyi oyuncusu. Özellikle Messi için Barcelona'da şu deniliyor. Hocaların da üstünde. Gerçekten var mıydı böyle bir şey? Yok. Her zaman takım tabii ki çok büyük bir ağırlığı, çok büyük bir liderliği var ama Evet. hiçbir zaman bunlar çok büyük ve özel oyuncular, çok profesyonel oyuncular. Nerede duracaklarını, nerede ileri gideceklerini çok iyi bilirler. Zaten başarı Messi de olsanız, Ronaldo da olsanız, Ahmet de Mehmet de olsanız tek başınıza gelmez. Başarı takımla gelir. İşte bugünlerde belgeseli izliyoruz Last Dance'ı. Phil Jackson'ın Evet. nasıl bir anda Chicago Bulls'u bir oyuncudan takım haline getirmeye çalıştığını gösteriyor. O yüzden başarının takımla organizasyonla gelebileceğini bilebilecek kadar zeki oyuncular bunlar. Messi de böyle bir oyuncuydu. O yüzden arkadaşlarına ve hocasına ihtiyacı olduğunu her zaman bilirdi. Özellikle Barcelona döneminde Pique, yanlış hatırlamıyorsam sana yardımcı olmuştu. Pique ile de hala görüşüyor musun? Üzülüyorum Ev tutman konusunda. hala görüşüyoruz. Bu şöyle bir şey yani bu aslında bu konuları o kadar büyütmemek lazım. Şundan dolayı nasıl ki eski Galatasaray'daki takım arkadaşlarım, Atletico Madrid'deki takım arkadaşlarımla görüşüyorsam Barcelona'daki takım arkadaşlarımı da görüşüyorum. Başarı veya başka bir şey durumları değiştirmez. Bizim sonuçta takım arkadaşlığı yaptık, kader birliği yaptık. Hala hepsinin telefonu var. Hepsi ararlar, sorarlar. Ben de arayıp sorarım. Bu insani ilişkilerle alakalı bir şey. Peki Barcelona'dan bu süreçte arayan oldu mu Arda Turan seni? Barcelona'lı yetkililer aradı mı? Yani direkt manevi anlamda bu süreçte. Salimcim orada işler öyle yürümez. Yani yöneticileri zaten Nasıl? tanımazsınız, tanımazsınız bile. Yani çok azını Bizim tanırsınız. ülkedeki gibi değil değil mi? Bilmiyorum Mesela bizim orada ülkede... yani orada bir şey görüşecek olsa menajerinle görüşürler. Zaten yani Evet. ama başkan Bortemo'yu çok severdim. O da beni çok severdi. Karşılıklı iyi bir ilişkimiz vardı. Onun dışında herkesle ilişkim çok iyiydi. İsmail Hoca'n hangi seviyede Arda? Uzun Gayet yıllar iyi. orada oynadı. Gayet iyi seviyede. Kendim İspanya'da bütün işlerimi halledebilecek seviyede bir İspanyolcam vardı. Özellikle birçok oyuncuyla sıcak ilişkin var. Hala görüşüyorsun mesela.
aklıma gelenler Ergin Keleş, Serdar Özkan, genç milli takımlardan arkadaşım, Galatasaray jenerasyonundan birçok arkadaşım var. O dönemki oyuncular en yeteneklimiz Arda Turan demişti. Aydın Yılmaz'dı yanlış hatırlamıyorsan. Aydın Yılmaz'la ilgili bir röportajım vardı. Sana göre en yetenekli kimdi? Vallahi şimdi O çok jenerasyondan. çok etkili özellikleri olan oyuncu vardı. Şimdi Serdar Özkan'ın muhteşem bir çalım yeteneği vardı. Ergin Keleş Evet. çok iyi bir şu an dünya futbolunda aranan merkez santrafor özelliklerine sahipti. İlhan Parlak sakatlanmadan önce öyleydi. Aydın'ın muhteşem bir sürati vardı bir kanat oyuncusuna göre. Uğur'un diz kapağı kırılana kadar bence boyu 3-5 santim daha uzasaydı Avrupa'nın en önemli oyuncularından olabilirdi. Şu anda Merih ile Çağlar'ın olduğu seviyelerde olabilirdi. Hem fiziksel özellikleri hem de 2008'de yaşadığı talihsiz sakatlık mecburen onun kariyerini başka yöne itti. Ama dediğim gibi çok özel oyuncular vardı. Tabii bizi özel yapan beraber oynamamızdı. Beraber Evet. oynamaktan dağılınca tabii hepimiz kendi yollarımıza gittik. Bazılarımızın şansı yaver gitmedi. Açıkçası Türk futbolundaki sistem de arkadaşlarımın öne çıkması için çok uygun değil. Birkaç şanstan sonra şanslar hep aşağıya doğru gidiyor. Eğer beraber oynayabilseydik, o takım devam edebilseydi çok başka daha bir şey olurdu. Tabii o zamanki değişiklikler, hocaların kendi başarılarını kazanma istekleri. Tabii ister istemez buna ülkedeki sabır durumu birazcık engelliyor. Sabırsız bir ülkeyiz. Halbuki o takıma 87 jenerasyonunda bir sene, yarım sene idare edebilse, sabredebilse Galatasaray'a en az 100-150 milyon euroluk bir takım gelebilirdi. Özellikle Arda, mesela koronavirüs salgını sürecinden sonra futbol ekonomisinin düşeceği konuşuluyor. Yabancı kuralının tekrardan düşürüleceği konuşuluyor. Yabancı kuralı ile ilgili yorumun nedir peki? Sen üst düzey oynadın İspanya'da, Ben yurt içinde. yabancı Türk kuralı anlamam. İyi futbolcu oynasın. Kim ne Evet. istiyorsa oynasın. Benim yani hayatım boyunca bu kuraldan etkilenmedim de. O yüzden iyi futbolcuysan çıkıp oynarsın. Uyruğu önemli değildir. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Ha, ülkenin ekonomisini, futbolunu geliştirmek için bir adım atılacaksa bunu ben bilemem. Yöneticiler, bunu yönetenler çok daha iyi bilirler. Çünkü ben maddi gelir gider ülkenin ekonomi, futbol ekonomisinin iç yüzünü bilemiyorum. Ama dediğim gibi bir futbolcu açısından hiç önemli değildir. İyi futbolcuysan çıkar oynarsın. Arda, özellikle Emre Belezoğlu senin kariyerinde önemli bir yere sahip. Hatta Atletico Madrid'de de birlikte Süper Kupayı kazanmıştınız. Atletico Madrid'de de birlikte oynadınız. Emre Belezoğlu'nun şimdi ismi sportif direktörlükle anılıyor. Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktör olacağı konuşuluyor. Çok yakından tanıyan birisin. Senin düşüncen, yorumun nedir Emre Belezoğlu ile ilgili? Bir defa hangi işe yaparsa yapsın mutlaka ki en iyisini yapmak için ve kazanmak için uğraşacaktır. Bulunduğu konumdan dolayı da bana da şu anda taraftar olarak ileride bilemeyiz ama mutlaka iyi rakip olacaktır her zaman. Onun için en iyisini diliyorum. Ülke futboluna defalarca hizmet etmiş. Bu yaşına kadar da oynamış. Birçok iyi tarafı olan bir insan. İnşallah iyi olur. Tabii bu Fenerbahçe'nin iç yüzü, kendi iç ilişkileri. Bu konuda yorum yapmam doğru olmaz ama Emre abi için hayırlısı olsun. Ne olacaksa. Arda, özellikle ülkemizde futbolu futbolun içinden gelenler yönetsin şeklinde yorumlar yapılıyor. İleriye dönük az önce sormuştum. Mesela futbolu bırakınca futbolun içerisinde yer almak istiyorsun. İleriye dönük futbolun yöneticilik kısmında olma gibi bir hedefin var mı? Tabii ki var. Futbolu futboldan gelenler yönetsin. Tabii ki yönetsinler. Ama bu işin yanına profesyoneller, ekonomisini bilen ekonomistler, donanımlı bir ekip lazım. Yani sadece Evet. buradan da gelip hani ben futbol oynadım biz yönetelim de olmaz. Mutlaka ki faydası vardır. Ama şu anki yönetici konjonktürünün doğru olmadığını düşünüyorum. Yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü futbolun içinden çok az insan var. Dediğim gibi zaman bunu gösterecektir. Futbol bittikten sonra bunun kararını verebilirim futbolun neresinde olacağıma. Ama mutlaka ki futbolun içinde olmak istiyorum inşallah. Peki çocuklarının futbolcu olmasını istiyor musun Arda? Her baba anne muhtemelen ki çocukları spor yapsın, orada başarılı olsun isterler. Ama onların kendi seçimleri olacak. Benim ailem de bana bunu bırakmıştı. Ben de onlara öyle bırakacağım.
Allah razı olsun. Çok da muhteşem bir anneleri var. Beraber en iyi şekilde doğru, biz onlara doğru yolu göstermeye çalışacağız. Seçim onlarındır her zaman. Arda, geçtiğimiz hafta, 2 hafta önce taburcu oldu Fatih Terim. Bir görüşmen oldu mu taburcu olduktan sonra Tabii Fatih Hoca'yla? hocamla görüşüyorum her zaman. Sağlık durumu çok şükür iyi. Bir sıkıntı yok. Her şey yolunda şu anda. Arda, özellikle Galatasaray Başakşehir maçı, hocayla barıştınız, dargınlıklar son buldu. Güzel bir tablo vardı. Bu süreç nasıl gelişti? Vesile olan var mıydı, yoksa bir anda orada bir an sana gelen düşünce miydi? Neler yaşandı onun öncesinde? Gayet samimi ve içten. Hoca Evet. benim büyüğümdür. Uygun olması gerektiği şekilde gidip elini öptüm. Çok bu davranıştan dolayı da çok mutluyum açıkçası. Gönlüm, kalbim çok daha ferah. Çünkü yıllar geçiyor, yıllar geçiyor. Yaşadığımız bir sürü güzel anı var. İnsanlara bu işin güzel kısmını bırakmalıyız diye düşünüyorum. Hoca benim büyüğüm ve baş tacım. Böyle olması doğrusuydu. Çok şükür ki doğruya ulaştık sonunda. Arda, özellikle az önce de ifade ettin. Yani barıştınız. Çok güzel bir tabloydu. Ben bir futbol sever olarak her şeyden önce mutlu oldum. Arda, özellikle şunu da sormak istiyorum. Geçmişe ait mesela dönüp baktığımda pişmanlıklarım var mı? Şunu şöyle yapmasaydım dediğim var mı? Mesela Atletico'dan ayrıldın, Barcelona'ya gittin. O süreçte kalsaydın daha farklı olabilir miydi Atletico'da? Şu an yani bir insana Barcelona'dan teklif geldikten sonra oraya Evet. gitmesinden daha doğal bir şey olmaz. Şimdi bu arada Barcelona'da da çok başarılı bir dönem geçirdim aslında Evet. ben. Yani bu bakış açısına bağlı. Oynadığım dönem, aldığım süre ve verdiğim performanslar ortada. O yüzden hangi futbolcuya dünyanın neresinden teklif gelirse Barcelona'ya gider. Hiçbir pişmanlığım yok kariyerimle ilgili. Hayat böyle. Yani şöyle bir şey var. İnsan yanlış yaparsa bu pişmanlık olur. Ben bu futbol kariyerim içinde de çok büyük hatalar yapmadım saha içi ve futbol olarak. Benim kendi Evet. özel hayatımdaki hatalar. Onun dışında benim açıkçası nerede ne hata yaptığımı bilmiyorum. Hata yapmışsam da bu bütün iyi niyetimde olmuştu. Ben çünkü sevgiyle, mutlulukla, heyecanla çalışan bir yapım var. Öyle bakan bir kalbim var. Öyle bakan bir gözüm var. O yüzden hayat böyle. Bazen istediğimiz gibi gitmez. Ama sahada kazandıklarımı saha içinde kaybetmedim. Birçok defa böyle oldu. Kaybettirmediler yani. Birçok oyuncu kadar kötü oynamama izin vermediler. Hatta onların yarısı kadar bile kötü oynamadığımı düşünüyorum. Ve bunun da böyle olmadığını tekrardan inşallah bu sezon başı gösterir. Özellikle ifade ettin, Galatasaray sürecinden bahsettik, Atletico Madrid, Barcelona süreci. Barcelona'dan tekrardan Türkiye'ye dönüş. Mesela seviye olarak baktığında İspanyol futbolu ve Türk futbolu arasında kaç yıl gerisindeyiz İspanyol Ya futbolundan, Avrupa futbolundan? bunu bir zamanla kıyaslayamayız, zamanla belirleyemeyiz. Ama Evet. makasın açık olduğu, geride olduğumuz ortada. Bir defa bütçelerden dolayı ama tabii oyun anlayışı, Evet. mantalite sistem olarak da İspanyolların daha önde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir İspanyol tribününde bir maçı izlerseniz de oyuna verdikleri tepkilerden de futbola bakış açılarını daha iyi anlarsınız. Sohbetimiz devam ediyor. Çok da teşekkür Yani ediyorum. Yani şöyle bir sohbet örnek vereyim. halinde bir otur. Şöyle Evet. bir örnek vereyim. Atılan daha güzel bir golden yapılan inanılmaz bir top kontrolü bazen daha çok alkış alabilir İspanya'da. Bunu buralarda görmek daha zor olabilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Özellikle Arda Turan, birçok soru var. Gelen yayın öncesinde de bana birçok soru gelmişti. 2007-2010 arası genç bir oyuncuydun ve Galatasaray'da kaptanlık yaptın. O dönemde Lincoln vardı, Kivil vardı. Genç yaşta kaptanlık yapmak nasıl bir duyguydu? Ya bir defa kaptanlık çocuk bakıcılığı değil. Ben Galatasaray altyapısından yetişmiş. Oranın kültürünü bilen bir oyuncuydum. Takım arkadaşlarımla yönetim ve hoca arasında köprü olmaya çalışıyordum. Ve elimden geldiği kadar da saha içi liderliği yapmaya çalışıyordum. Zaten pozu bandı takmadığım dönemlerde de saha içi lideriydim. O yüzden Evet. bir değişiklik olmadı. Sadece çok fazla kaliteli takımlarda oynamadım Galatasaray döneminde. Evet, Evet. iyi oyuncularla oynadım ama genel olarak
hep Fenerbahçe'nin daha altında bir takıma sahiptik. Tam gittiğim sene Galatasaray iyi bir takım oluşturdu. Hoca'nın da gelmesiyle beraber. Ondan sonraki senelerde tabii Schneider'ler, Drogba'lar, Selçuk, Burak çok kaliteli bir takım olmaya başladı. Melo, Muslera gibi. Dediğim gibi bu döneme ait bir şey, bütçelere ait bir şey. Bizim stadımız yeni oluyordu, bütçelerimiz yeni toparlanıyordu Galatasaray olarak. Fenerbahçe stadını yapmıştı, bütçesi daha rahattı. Yani bir sürü şey anlatılabilir ama ben kendi açımdan elimden gelenin en iyisini yaptım. Hele ki Galatasaray dönemlerinde sahaya çıktığımda en iyisini vermeye çalıştığımı biliyorum. O yüzden gönlüm ve vicdanım rahat. Galatasaray kariyerim çok keyifli ve mutlu geçmişti saha içi performanslar olarak. Arda, değerli keyfine, değerli vaktini ayırdın. Çok teşekkür ediyorum. Sana bazı kelimeler sorsam, mesela bazı isimler sorsam, bir kelimeyle ya da bir cümleyle cevaplayabilir misin? Mesela Fatih Terim. Baba. Galatasaray. Aşk. Tutku. Manisa'da Ersun Yanal'da çalıştın. Ersun Yanal. İlk öğretmen diyelim Süper Lig'deki. İlk öğretmen. Simeone. İdol. Atletico Madrid. İkinci evim. Barcelona. Master. Arda çok teşekkür ediyorum. Hep soruldu. Özellikle Hacı ile çalıştın, Geres ile çalıştın. Bunları hep sorduk. Senin oynadığın en yetenekli oyuncu Messi, tamam ayrı bir nokta ama en faydalı diyelim. En faydalı takımın en faydalı oyuncu hangisiydi? Sergio Busquets çok faydalı bir oyuncuydu. Evet. Godin çok özel bir oyuncuydu. Bunlar takımı ateşleyen fayda açısından çok özel oyunculardır. Busquets ve Godin'i fayda olarak söyleyebilirim. Arda çok teşekkür ediyorum değerli sohbetin için. Son olarak bizi izleyen arkadaşlara evde kal mesajın ne olur ve burada da teşekkür ediyorum. Özellikle kampanyalar yaptın. Kampanyalarda yardımların konuşuldu. Buradan bir vatandaş olarak çok teşekkür ediyorum. Ne demek? İnşallah iyi örnekler olabilmişizdir. Bunları halka açmamızın tek sebebi buydu. Normalde bu işleri çok göstermeyi sevmiyoruz. Evet. İzleyenlere çok teşekkür ederim. Sevgiyle, sağlıcakla kalsınlar bugünlerde. Hepsine sabır ve sağlık diliyorum. Bugün elimizde olanı paylaşma günüdür. İnşallah böyle yaparız hepimiz. Kendilerine çok dikkat etsinler. Herkesi çok seviyorum. Arda çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla.